Zootrikler kanalından merhaba arkadaşlar. Ben Zeynep Ceynalp. Ben Serap Börek Bilge. Tekrar merhabalar hepinize. Evet, ikinci videoda sizlerin karşısına yine devam ediyoruz. Evet. İlk videoda Türkiye'nin deprem durumunu konuşmuştuk. İkinci videoda biraz genele çıkıyoruz ve dünyada olan durumları konuşacağız. Şu Eylül'den beri yine olan durumları. İlk önce istersen Avustralya ile başlayalım. Evet. Yangınlardan gidelim. Evet. Tüm dünyayı harekete geçiren çok önemli bir konu oldu. Evet. Hiç beklenmeyen ve ilk kez bu kadar şiddetli ve büyük olan bir yangın oldu. Evet. Bu yangın yine aslında bana şunu gösterdi. Tüm dünya yine birlik beraberlik içerisinde olabiliyoruz. Çünkü burada söz konusu bir orman ve aynı zamanda hayvanlar. Ben o fotoğrafları, videoları gördükçe içim acıdı. Hani keşke biz de buradan bir şey yapabilsek milyonlarca dedim. Milyonlarca hayvan öldü o canlılar. Evet, yani. Çok fazla. Evet. Ve birçok da yine insanlar gittiler, yardım ettiler. Evleri oraya, o bölgeye yakın olan insanlar. Ve kendi evlerini açtılar. Orada da yine oranın arama kurtarma ekipleri, yangın, işte itfaiyeler, ambulanslar görevde bulundular. Sonrasında bir yağmur yağdı. Evet. O zaman nasıl sevindik değil mi hepimiz? Evet. Çok sevindik yağmur yani. Yağmur yağdı. Bir rahatladı orman. Evet. Fakat çok ciddi bir alan kaybedildi. Özellikle bu uzaydan çekilen bir fotoğrafta hatırlıyor musun? Onu paylaşmışlardı. Evet. Görüntüde yani simsiyah. O ormanın olduğu bölge simsiyah. Maalesef. Öncesini ve sonrasını fotoğrafını koymuşlar. Avustralya'da deprem kuşağında yok. Etkilenmiyor ama gitti. Orman yangınlarında milyonlarca hayvan yandı. Evet. Hepimiz burada ağladık, üzüldük. Evet. İlk yani, videoda bahsettiğimiz gibi Allah bir ülkeye başka bir sıkıntı verirken öbür ülkeye evet. başka bir sıkıntı veriyor. Orada aynen da yangınlar öyle. Söz konusuydu. Hepimiz üzüldük. Şu anda hani tam net olarak bilmiyorum aşaması nedir ama ara ara yine durulduğunu, ara ara tekrar yükselttiğini söyleyen bilgiler geliyor. Twitter'dan veya haber bültenlerinden takip edebiliyoruz. Allah yardımcıları olsun. Amin. Amin. İnşallah suyu tükenmez hayvanlarımızın bazılarının tükendiği bilgisi geldi. İnşallah ormanlarımız tekrar güzelliğe sahip olur ve hayvanlar da o evlerine geri tekrar dönerler. Geri dönerler. Bir de konuyla ilgili söyleyecek başka bir şey yoksa, çok da şey girmek istemiyorum, duygusal evet. bir konu bu da. Evet. Hakkında başka bir şey yoksa, evet. şu SARS virüsünden bahsedelim. Ben bunu tamamen kaçırmışım. Neredeydim o sırada bilmiyorum. 2002 yılında. 12 yani. Yaşındaymışım. Evet. Ben bu virüsü hiç bilmiyorum, duymadım. Geçen bir arkadaşımdan duydum, bir de sen. Evet. O yüzden konuya sen hakimsin. Biraz anlatır mısın bize SARS virüsünü? Şimdi biz koronavirüsünden yola çıktık aslında. Evet. Ama zaman zaman işte dünyayı sarsan zamanında işte 1900'lü yıllarda yine domuz gribi çıkmış. 1900'lü yılların başlarında 1920'ler, 30'lar vesaire. Domuz gribi ara ara yine yoklamaya devam ediyor. Şu anda da yine mutasyona evet. uğramış bir grip. SARS gene şeyden çıkmış ortaya hocam. Yani uzak doğudan, uzak doğu Asya'dan. Niye bu? Genelde hep oradan çıkıyor. Ben anlamıyorum. Bu bunlar şeyden Çinliler, işte Japonlar vesaire uzak doğuda Asya, Tayvan, Tayland vesaire burada işte Kore'dir falan filan. Burada yaşayan insanlar sürekli her şey yiyorlar hocam. Yani ondan böcek yiyorlar, ya. Yarasa yiyorlar, yılan yiyorlar, köpek yiyorlar, onu yiyorlar, bunu yiyorlar. Yani Allah bize yenecek hayvanları göstermiş. Bunları yiyin demiş. Tamam mı? Evet, doğru söylüyor. Yani her şeyi yiyorlar. Mutlaka o hayvanlardan geçiyor. Yani en son dediler ki işte koronavirüsü yarasa yermiş. Hangi şehirde? Wuhan'da mı çıkmıştı? Wuhan'da, evet. Ortaya. Wuhan'da çıktı. Ortaya. Yani bir sürü insan öldü yine. Hala kullanmadılar. Her şey yine çiğ balıklar, bilmem neler, ay suşiler. Yani oh, hani Allah. Şimdi şu da gelebilir. Bazen ya biz alışkın değiliz, o yüzden bize iğrenç geliyor diyeceğim ama yani bir tek dünyada hani o bölgede yani uzak doğuların mutfağında bu tarz şeyin olması ama çok şey. Ama dünyaya yayılıyor hocam çünkü evet, çok gezen insanlar aynı zamanda. Evet, 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 evet. Evet, evet. O yüzden Türkiye'de arkadaşlar şu anda çok şükür yok. İki kere alarm verdi ülke. Hı-hı. Bir Konya'da, bir Çinli. Mide bulantısı ve kusma ile ilgili hastaneye kaldırılıyor fakat vertigosu olduğu dan dolayı şey yapılmıyor, tehlike arz etmiyor. Sonrasında Aksaray'da çıktığı söylenen 9 Çinli, 3'ü Türk evet. olacak şekilde vaka olmuş.
Videoda gördüğümde işte bazı bütün doktorlar... Bazıları ülkelerine geri gönderilmiş falan. Tabii. Zaten ben şunu söyleyeyim. Yani neden kapıları kapatmıyoruz? Biz neden bilmiyoruz? Yani kargo da olmayan AliExpress'ten, Amazon'dan falan yani lütfen alışveriş yapmayın biraz şu anda. Biraz önce anlatsanız ne oldu? Biraz önce. Ara verdik. Evet. Tekrar videoya geçtik. Kardeşim aradı. Abla dedi kargo geldi. Dedi, bu dedi Çin'den mi geldi? Ben Çin'den yıl yani bir kere sipariş verdim ömrümde. Bir daha vermedim. Mikrofon sipariş vermiş. Aynen. Ondan sonra dedi ki kargocu geldi. Şirketin adını söylemeyeyim şimdi reklam olmasın ama aferin yani bir nebze de. Maskeli ve eldivenli dedi böyle korunaklı falan filan. Koliyi teslim ettim. Biz dedi şu an evde panik durumdayız. Bu dedi nereden geldi? Diyorum ki Çin'den gelmedi. Çin'den mi geldi diye. Ondan evet. Sonra şurada hayır diyorum oradan da gelmedi. Ya diyorum üstünde fotoğrafı yaklaşamıyor. Fotoğrafı uzaktan çekmiş. Diyorum netlik yok yakınlaş. Hani gelen bir siparişim o var ama yanlış mı geldi? Bir şey mi geldi? Ne oldu? Ben de panik oldum. Dolayısıyla şu anda lütfen kargo alışverişi yapmayın. Ben bundan iki gün önce mi? Pazartesi günü ayıp sürmemiz sushi yedim. Ondan sonra şimdi sushi yerken arkadaşıma soruyorum. Ya diyorum biz bunu yiyoruz ama koronavirüs falan kapmayız değil mi? Selam'a soruyorum ben sushi yedim bir şey olur mu bana falan filan. Ben bilmiyorum hocam yani. Şimdi bazıları şunu söyledi. Bunlar burada üretiyor işte pirinçtir, somon balıktır bilmem ne. Ama işte o yosunu bilmem nesi oradan geliyorsa yandık. Çubukları Tayvan'dı. Hocam orada da şu an koronavirüs var. Yemediniz tam bu zamanda sushi yediniz. Evet. Hayır bakın SARS da korona da birbirine benzeyen virüslerdi. Virüsler daha doğrusu. İkisi de solunum yolları enfeksiyonu evet, ortaya çıkıyor. Ağır gelip zatürreye çeviriyor. Evet yani bir tane video izledim. Krize girmiş adam mı kadın mı belli değil. Üstü tamamen kapalı. Böyle hopluyor yani. Evet böyle hopluyor. Ateşten. Metroda da birini çekmişler. Adam yine böyle duruyor. Bir anda telefona inerken tak yere düşmüş ölmüş. Zaten çok enteresan olan şey de şu. Tak diye ayaktayken seni yeri bayıltır gibi öldürüyormuş. Çok garip bir şey yani bilmiyorum. Şu anda elimizdeki rakamlar da 6000'e yakın vaka var. Evet. 132 ölü. Şu anda evet. Yani bu rakamda zaten 29 Ocak saat 2'ye kadar olan rakam. Sonrasında şu an rakam nedir bilmiyoruz. Zaten Wuhan tamamen karantina altına alınmış. Hatta Çin'de yaşayan bir tane şey var. Türk öğrenci miydi bilmiyorum. Onun videosunu izlemiştim. Diyor ki yani Çin'de okullar falan her şey tatil edilmiş. Tabii ki de genel tatil. Bunun yanı sıra bazı üniversiteler öğretim yılına ikinci yarıya daha geç başlayacaklarını duyurmuşlar. Bazı üniversitelerde şöyle bir karar alma aşamasındalarmış. Ağustos sonuna kadar tamamen tatil evet, edeceklermiş. Doğru, yani doğru. Demek ki çok önemli bir şey, salgın. Evet. Yani doğru. Biz buradan böyle yorumluyoruz ama tabii zaten Çin de söylüyor. En büyük salgınımız, en büyük şeyimiz bu oldu. Hangi ülkelerde yayılmış virüs Çin'den sonra? İsterseniz siz gösterin orada. Evet, benim ben elimdeki buradan... veriye göre 14 evet, ülke. Bende de 14. BBC'nin yaptığı bir açıklamaya göre Tayland, Malezya, Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya, Singapur, Tayvan, Fransa, Vietnam, Nepal, Kanada, Kamboçya ve Sri Lanka'da şu anda görülüyoruz. Tabii ki çoktan aza doğru sıraladım. Evet. En yüksekten en aza doğru. İşte. Şimdi bir de bir video daha vardı senin o izlediğin dışında. Ben de şey izledim. Uçan kuş paylaşmıştı. Bir öğretmen Çin'de artık orada okuyor mu, yüksek lisans doktora mu yapıyor bilmiyorum ya da hoca mı. Kendisi maskeyle sokakta geziyor ve Çin'deki o virüsün yayılma sebebini tam o Wuhan'daymış kendisi de oradaki pazardan yayıldığını çıktığını, işte nerelere evet. ulaştığını, insanların oradaki yaşam durumlarına falan bahsetti. Şu anda adını hatırlamıyorum ama Uçan Kuş Medya'dan da bakabilirsiniz kendisine. Şey dedim hatta ben ara sıra hani böyle bize bilgi verse çok iyi olur çünkü birinci ağızdan güncel bilgiler ve detayları öğrenmiş olacağız. Bu sabah da gördüğüm videoda şu vardı. Wuhan halkı akşam saatlerinde herkes evdeyken herkes hani vaktinde bizim ülkede olaylar olduğunda tencere tava sesleri çıkıyordu ya. Burada da insanlar Wuhan yaşayacağız, Wuhan kazanacağız, Wuhan İnşallah. Yaşayacağız diye çoluk çocuk Umudumuz. Herkes inletiyormuş sokakları. Yani. Sıkıntılı bir durum arkadaşlar. Yani. Allah gerçekten hani vermesin kimsenin başına. Biz de Türkiye olarak hani bundan çok korkuyoruz. Kendimizi korumaya çalışıyoruz. Lütfen ellerimizi dezenfekte edelim. 20 saniye.
yıkıyoruz. Evet, ıslak mendillerimizi çantamızda eski etmiyoruz. Şu parmak evet. aralarımıza da sokar. Aynen, tırnak yani. Araları her şey evet. önemli. Lütfen biz sarmaş dolaş bir halkız, sürekli evet. öpüşüp sarılmayalım. Özellikle çocuklarımız okulda her tür mikrobun alanında, onlar eve getiriyor, sizlere asılsız siz şirkete götürüyorsunuz falan derken bu gittikçe büyüyor. Toplu taşıma araçları çok fazla kullanılıyor, çok ıslak mendille boruları falan tutmaya çalışıyor. Çocukların antisosyal yaşantılarına neredeyse şükredecek duruma geldim ben de. Şu anda o moddayız, sokağa yani. Çıkmasınlar gibi. Dolayısıyla hani şu maskelerden takın, hani eskiden insanlar taktığında hasta gözüyle bakardı, kusura bakmayın sen hastasın deyip sen kendine takıp koruyacaksın. O yüzden evet. bunu takmaktan çekinmeyin. Biz en yakın zamanda alalım birer evet. tane maske. Birer tane değil, onlar paketle alacağız. Yani evet, yani şey, alıp ailemize, çevremize dağıtalım. Adanın küçüklüğünde ben çalışırken bir restoranda görevliydim. Enko okulların içinde ve şey, orada domuz gribi gene salgın vardı. Yemin ediyorum maskeyle çalışıyorduk hepimiz yani. İşte. Hayır ben yani para alıyorum, veriyorum ama para yani her elden dolaşıyor mecburen. Sürekli elimde temizleme jelleri. Ya zaten normal hayatımızda da olması gerekiyor. Yani bir şey olmadı bana ama hem insanlara virüs salgılamamak açısından hem de virüs almama açısından tabii ki önemli şeyler bunlar da. Aynen öyle. Biraz bilinçlenmekte fayda var. Hep bunu söylüyoruz ama neyse. İşte artık yani. SARS virüsünün artık ilerisinde de böyle bir koronavirüsüyle karşılaştık. Evet. İlginç bir durum var arkadaşlar. Ondan hemen bahsetmek istiyorum. The Simpsons dizisini biliyorsunuz. Evet, 89'dan beri yayında olan hatta bunun kehanetleri üzerine kitaplar yazılmış bir oluşum. Biliyorsunuz çizgi film üzerine oluyor. Çocukluğumuzda biz de bazen izledik, denk geldi vesaire falan ama sürekli her bölümünü izlemedim, bilmiyorum. Ya ben de. Şimdi izliyorsun tabii aklında kalmıyor. O senin için hikaye olarak geliyor. Çok enteresan ki yaklaşık herhalde 10 tane, tam bilmiyorum aşağısı üstü olabilir. Bütün dünyada olan vakaları önceden bilmiş. Trump'ın işte o yürüyen merdivendeki pozundan tut da İkiz Kuleleri'nin yıkılmasından da işte Illuminati gönderme, Apple'ın telefon çıkartıp elma şekli olacağından aklına gelecek bir sürü kehanet var. En sonuncusu işte bu koronayla alakalı Çinliler çıkartıyor diye 93 yılında yapmış olduğu bir yayının bir bölümünün videosu var. Serap da izlemedi. Evet, çok uzun tutmayacağım. 2 dakikalık ama ben daha kısa. Yok. Bakın burada bir koli var. Şöyle dik tutayım daha rahat görürsünüz. Çinliler. Mutlu bir şekilde virüslerini, hastalıklarını kolilere yerleştiriyorlar. Bu şekilde halka kargomuz geldi diye ulaştırıyorlar. Tek tek kolileri böyle veriyorlar. Görüyor musun? Bu şekilde bile bulaşmış olabilir, biliyor musun? Belki bizden saklanıyor. Hocam yani o virüs havada ne kadar asılı kalıyor? O çok önemli yani. Yumurtlama süresinin uzun olduğu söyleniyor. Yani evet. 1 ila 15 gün arasında olduğu söyleniyor. Genelde zaten böyledir yani bütün virüslerde. Evet ama şurada şöyle bir durum var. Hani Çin'deyim, harika, hem bir sağlığım yok. Türkiye'ye geliyorsunuz, uçakta kuluçka devresi. Türkiye'de 1-2 gün derken tık, vücut artık o şeye geçiyor. Evet yani hastalık kuluçka devresine. Devresi önemli ama yani vallahi bilmem bu böyle dünyanın evet. Kobe'yi de bilmişler galiba. Evet evet, onu da şimdi açacağım. Kobe'yi de bilmişler. Kobe Bryant'i biliyorsunuz kaybettik. Evet. Çok önemli bir basketbolcusuydu. Basketbolcuydu kendisi. Evet. Işıklarda uyusun. Türkiye değil, dünyada da çok sevilen, bilinen bir isimdi. Yani üst üste olunca insanın dikkati evet. yani mecburen o yöne doğru kayıyor. Ne bu böyle bu kadar diyorsunuz. Ama şeyden bahsetmiyoruz değil mi? Twitter'da yayınlanan olaydan. Hayır, ondan bahsetmiyorum. O değil. Twitter'da zaten yayınlanan, 2012'de yayınlanan bir yazı, kimin gönderdiği belli olmayan bir yazıda işte Kobe helikopter kazasında ölecek bir gün. Ha, şey demiş. Gibi düşün. O zaten Kobe sürekli helikopterle her yere gittiği evet, için söylenmiş. Şey ama gibi, sen sürekli alkol içiyorsun. Ama The Simpsons'tan bahsediyorsunuz. Tabii. Evet. Sürekli sen alkol içiyorsun, ben gel Serap alkolden gidecek. İşte sigaradan öleceksin. Ha, adam o şekilde bir yorum yapmış, ortada bir şey yok yani, o yani. Karışmasın. Bu evet. Yine The Simpsons'ta göstermiş Kobe Bryant'ın
ölümüyle alakalı tamamıyla şeyi gösteriyor. Helikopter kazasında öleceğini gösteriyor. Fakat şu anda... Hocam belki o da şeydir ya. Yani The Sims'te gösterilen şey de ona delalettir. Hani sürekli adam helikopterle geziyor. Hadi o delalet. İkiz kuleler. Trump'ın başkan olacağı, geleceği, bunların aynısı, hepsi. Daha birçok şey var. Apple'ın çıkacağı. Simpsons'ı kim yapıyor işte, ya? Konuşamadım. Hologram ekrandaki işte şeyler, konuşmalarımız vesaire, bir sürü şey yapacağı var. Yani bazı mesela zombilerin istilası bile varmış. Şu anda ben o videoyu görmedim. Yani ileride bunda da karşılaşabiliriz. Anladın mı? Yaşayan ellerin dirilişi. Arkadaşlar dünyanın sonu mu geliyor sizce ya? Yani bunlar kıyamet alametleri mi? Bilmiyorum ben de yani. Kıyamet alametlerinden bahsedecek olursak da işte binalar çoğalacak. Doğal afetin her türlüsünü yaşayacağız o anda. Hayır şimdi. Atıyorum, küresel ısınma neden kaynaklanıyor? Küresel ısınmanın yol açtığı şeyler bunlar, birçoğu zaten. Evet. Depremler vesaire vesaire diyorlar ama işte ne yapıyorlar? Binalar çoğalıyor, sanayi çoğalıyor. Evet. Nüfus çoğaldıkça bunlar oluyor. Evet. Sanayi artıyor. Havaya çıkan gazlar şey oluyor, yani yükseliyor. Şimdi şöyle bir durum da orada var. Orada bir sera sistemi gibi bir sistem oluşuyor vesaire vesaire. Bunlar da Amerikalı ısınmaya sebep oluyor. Amerikalı biri söylemiş bunu, yine bana bir arkadaşım söyledi. Biz insan nüfusunun çok fazla olduğu bir dönem için virüs üretmeyi düşünüyoruz. Amaçları şeymiş işte, o virüsü yayarak insan nüfusunu azaltmaya doğru gitmek. Dolayısıyla bunun panzehirini onlar biliyor. Evet. Peki bu çıkan dünya virüs dünyadaki nüfusu azaltmak için mi çıktı, yoksa gerçekten bir hastalık mı yayılıyor? Bu soruların cevaplarını şu anda bilmiyoruz. Çoğu şey vatandaşlardan gizleniyor da olabilir. Ama şu Kobe Bryant'ın hemen yine The Simpsons'daki bahsedilen o sahneyi göstereceğim size şimdi. Kızıyla beraber biliyorsunuz ki arkadaşlar. Evet. Başta 4 kızı denildi. Tek kızıyla öldü. Uçak şu şekilde düşüyor. Uçak helikopter. Helikopter. Bu şekilde kısa bir görüntüsü var. Yani bu da bilindiği tahmin ediliyor. Tabii ki burada öldüğü gösterilmiyor ama dediğim gibi helikopterle çok seyahat ettiği için de yapılıyor olabilir. Fakat gayet beni ikna ediyor yani kehanetlerin olma durumları. Yani depremler, yangınlar, bulaşıcı hastalıklar. Evet. Yani bir sürü şey var, küresel ısınma vesaire vesaire. Aynen, hepsi yani, etkiliyor. Evet, siz mi demiştiniz bana 100 yılda bir falan diye bahsetmiştiniz? Geçen gün telefonda konuşuyorduk ya. Yani 100 yılda bir insanların başına böyle dünyaca tamamen herkesin başına yok, böyle... Yok, ben demedim onu sana. Bir sürü felaket geliyor diye sanki ne konuştuk gibi yok, hatırlıyorum. Yok, onu ben demedim. 100 yılda bir diyor ama yani. Yok, onu demedim. Ama o tarz ilginç olaylar tabii ki de olabiliyor. Evet. Son olarak şuna değinelim. Şimdi dedik ya, ya biz 2020'ye geçtik, hatta biri tweet atmış. Nasıl söyleyeyim, 2020 için bütün dünya birbiriyle anlaşsın, bir an önce sözleşmeler, imzalar atasın, 2021'e geçme kararını verelim diye. Buradan kurtulalım çünkü Ocak ayı çok uzun süre, farkındaysanız. Sürekli bir problem, sürekli bir vaka, sürekli bir olay yaşıyoruz. Yani Avustralya dedik, Çin dedik, işte o virüsler ülkeler dedik, İran diyeceğim şimdi. Evet. İran'da biliyorsunuz bir savaş neredeyse çıktı çıkıyor durumu oldu. İşte Amerika'ya birbirlerini bombalama durumları oldu. Aynı gün deprem oldu, aynı gün uçak düştü. Evet, Ukrayna'yla araları bozuluyor gibi oldu. Evet. Bir şey falan derken dedim İran'a ne oluyor ya? Bir gün içinde bunların hepsi nasıl yaşadı yani diye. Yaşanıyor hocam. Yani Türkiye, Avustralya, İran, Çin, Amerika derken Küba'da deprem falan filan. Ben iyi şeyler düşünmüyorum ama ne yapacağımızı da bilmiyorum açıkçası. Evet, en son bir şey daha vardı. Onu konuşmuştuk sizinle. Kobe Bryant'ın ölümünden bahsettik değil falan. Değil hocam, değil. Trump.
Ha, Trump. İsrail ve Filistin'le ilgili açıklaması. Evet, evet, evet. Kudüs. Onu çok yani, uzamasın diye şey yaptım. Evet, yani. Bir sürü tantana var yani. Şu anda aynen. Böyle dünya katta oynuyor, gidiyor evet, yani. Evet, evet. Anlamadım. Her şey, her yerde bir hareket var. Evet. Garip geldi bize de. Kendi aramızda konuşurken biz dedik bunu bir çekelim. Evet. Yani. Konuşalım, bir paylaşalım. Belki sizlerle. Birileri yazar, fikirlerini bildirir. Aynen bir yani. Fikir kağıtçısı yaparız. Bizim burada söylemediğimiz, bilmediğimiz belki altlarda yorum olsa hem biz öğreniriz hem çünkü, yorumları okuyanlar öğrenir. Evet, içimize attıkça şişiyoruz çünkü. Aynen. Yani dediğimiz gibi ilk videonun başında da söyledim. Evet. Biz bu programı ya da bu formatı, bu beraber sohbeti yapmamızın tek amacı burada beraber konuşacağımız şey sizinle evet. beraber, sizin işte karşınızda konuşuyoruz, değerlendiriyoruz, fikirlerimizi alıp veriyoruz. Neye üzülüyorsak, neye öfkeleniyorsak, evet. neye sinirleniyorsak, neye ağlıyorsak evet. ya da neye seviniyorsak sizinle de paylaşmak yani nasıl sadece. Mutlu halimizi paylaşıyorsak, evet. mutsuz halimizi de paylaşmayı istedik, değerlendirmemiz gerekiyordu, konuşmamız gerekiyordu. Umarım faydalı bir video olmuştur İnşallah. Sizler için. Biz değerlendirdik. Bugün 29 Ocak söylüyorum. İnşallah bugünden sonra daha büyük kötü durumlarla Umarım. Karşılaşmayız. Ve böyle birazcık sakinleşiriz diye düşünüyorum. Şubat Umarım. Ayı inşallah bize iyi gelir. Biliyorsunuz bu sene de 29 Şubat olacak. 4 yılda bir ilk kez. Evet. Umarım bu sene bize uğurlu gelir diye düşünüyorum. İnşallah. Sevgiyle kalın, mutlulukla kalın. Önlem her zaman alın. Sağlıkla kalın olun. Diliyoruz. Kendinize iyi bakın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.